Evet abi, şu an buradayız ve artık bomba açılışlar geliyor. İngiltere, sol bek, Manchester United. Abi oldu mu şimdi bu ya? Heyecanlandırıyorsun beni abi, öyle bir çıkıyor ki hızlı hızlı. Sürekli insanın kafasında erkek oyuncu kim çıkacaklar? Bir anda bayanı patlatıyor. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir FC 24 bölümünde sizlerleyim. Şimdi bayağı yoğun oynuyorum. Oyunun mekaniklerine, menüsüne vesaire bayağı da alışmaya başladım. Abi 3-5 tane paket biriktirdim. Bir anda görevler ardı arkası kesilmedi. Sürekli yapa 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 bayağı paket birikti. Abi 12 tane paket oldu ve bir tanesi nadir mega paket arkadaşlar. 30 öğünün 30'u da nadir. Bakın burada altın var premium 2 tane. 12 öğünün 3'ü nadir. İki öğünün ikisi nadir ve iki öğünün bir tane daha ikisi nadir. İki de bir, iki de bir, iki de iki, bir de bir, onda on var abi ve 83 plus oyuncular bunlar. 12'de 3 bir tane daha var premium ve bir mega paketimiz daha var ama nadir mega paket değil. Bunun 18'i nadir 30 öğünün. Abi bütün paketleri şimdi hepsini sizle birlikte açacağım. Şimdi şunu da tekrar göstereyim. Görevlerin arasında özellikle nadir mega paket için burada abi bitiriciyle ustalığı var. Burada 100 gol attığınızda oyunda arkadaşlar nadir mega paketi alıyoruz. Ayrıca satılabilir bir paketimiz daha var. Çünkü Squad Battle'da belli bir seviyede bitirdiğim için oradan da ödül verdi. Acaba oradaki oyuncular nasıl çıkacak? Şurada da şunu göstereyim size. Şu anki kadromuzu. İdareten olanlar da var. Şu anda bir stratejik hamle gibi düşünün. Kimyanın 17 olmasına bakmayın arkadaşlar. Özellikle orta sahanın ortasına bana adam lazım. Stoperlerim iyi. Şimdi yeni gelen Hollanda görevinden Silesen'i aldım. Smal'ı aldım. Bir de Driuich'i aldım. Onun dışında bunlar zaten kiralık gördüğünüz gibi. Ve özellikle bir de sağ bek. Hani sağ orta sol orta da olur. Benzema çıktı, o çok iyi. Benzema'nın yanına hızlı bir forvet de istiyorum. Silesen'den daha iyi bir kaleci de olur ama güzel şeyler istiyorum abi. Bir de kimyanın da oturması için şu bomba adamlar lütfen erkek çıksın abi. Şimdilik bayan çıkmasın. Zaten yedeklerde de bakın bu arada arkadaşlar, Pop gerçekten çok iyi abi. Hızının düşük olmasına bakmayın. Ayak hareketleri, çalımlar falan çok memnun kaldım. Bununla da oynuyorum arada ama kimya falan yerlere düşüyor abi. Yani doğru düzgün kimya yapmak lazım. O yüzden de erkek oyuncuları bir arada toplayıp kızları da ayrı olarak bir arada toplamak daha mantıklı oluyor. Şimdi abi daha zaman kaybetmeyelim. Teknik direktör görevden kalmış. Altın teknik direktörüm var. Öylesine duruyor. Hiç zaman kaybetmeden şu mağazaya gidelim. Ve bunları altın paketlerden başlamak suretiyle açalım artık, bakalım ne çıkacak. Hadi abi rast gelsin. Süper şans çarkından daha heyecanlı. Kim geldi lan? Kesin bayağı. Abi işte bak, bu var. Bir şey çıkıyor. Heyecanlanıyorsun, anladın mı? Bir açıyorsun, bayan çıkıyor lan. Senin kafanda kurduğun esas kadro kurgusuna uymamış oluyor. O Arda Güler çıktı. Helal be sana yavrum benim be. Güzel, güzel. Oyuncu sözleşmeleri de iyi oldu. Keskin nişancı, maestro. Kimyalar da var. Empoli forması hem de altın. Güzel, güzel. Düşünüyorum hala Bayern Münih'le Arsenal formalarını satsam mı diye. 5.000 ediyor arkadaşlar. Emin değilim hala, açık söylemek gerekirse. Çünkü hani transfer de yaptığım oldu ama para şu anda hani çok sıkıntıya gireceğimi düşünmüyorum. O formalara bir iki satmam ama şu Empoli forması güzelmiş. Devam edelim. Özellikle şu nadirleri, megaları merak ediyorum. Bayer Leverkusen. Frimpong. Frimpong ama şu an sağ bekim John Stones. Aslında stoper ama sağ bek görevi de var arkadaşlar. Sağ bek de oynayabiliyor o yüzden. Ama oraya daha böyle tam bir sağ bek daha çok hoşuma gider. Antony. Tomiyasu. Güzel. Paulinho zaten oyunun başında bir tane vermişti arkadaşlar. O Paulinho'yu görevlere bayağı adam yolladım. Kadro bayağı eksildi bu arada. Halen hani stratejik hamleler olarak düşünüyorum çünkü ben bunu. Bakalım. Çünkü acelemiz yok abi. Şöyle şu anda zaten çılgın bir rekabetçi moduna girmedik. Gireceğim yakında ama o zamana kadar kadroyu güzel oluşturmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar James Maddison görevini de tamamlıyorum. Dediğim gibi orta sahada eksiğim olduğu için buradan James Maddison'ı da alacağım. Sadece abi ikinci görev olarak burada minimum rating 85 diyor. Takım daha yeni oluştuğu için o ratingi oturtmak lazım.
Evet arkadaşlar, hızlıca çözebilmek için, çünkü görevlere eklemek için çok uzun sürer abi. Elimdeki kopyayla değiştirdim. Bendeki kopya da satılabilirdi ve sözleşmesi bitmişti. Onu da transfer pazarına ekledim arkadaşlar. Şimdi bir dakika, kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bomba paketi en son açacağım. Burada bir tane daha premium altın oyuncu paketi var. Aynı adam çıkmasın abi. Videoda uğraştırma beni. Luis Felipe. Banega. Evet. Şimdi altınımız kaldı mı? Kalmadı. O zaman buradan gidiyorum. 83 plus, bir dakika. 83 plus değil. 78 plus 2 nadir altın oyuncu. Sol bek Fransa. Olympique Lyon. Morroni çıktı. Tabii ki de kullanamayacağım. İkisi de bayan. Evet. Şimdi 75-83 arası. Bunu açıyorum. Biri nadir. Bosna. Santrfor. Ceko. Ceko'yu aldık lan. Edin Ceko. Aa, Amrabat geldi lan bir de. +83. Ha, 75-83. Yapıştır. İsveç. Stoper. Bayern Münih. Bayern. Tabii ki. Şu olayı sevdiniz mi arkadaşlar? Acaba şu bayanlarla erkeklerin paketleri ayrılabilir miydi? Oha, Miguel Crespo çıktı. Yakın zamanda Türkiye Ligi'nde oynayan oyunculardan bir kadro kuracağım arkadaşlar. O kadroyu da görürsünüz zaten. Bayağı birikiyorlar çünkü. Evet, azaldı bayağı. Şuradan devam ediyorum. Bak, ufak ufak geliyoruz. Artık işime yarayacak adamlar var. Bak, gerçekten acil ihtiyacım var. Asensio. Jordi Alba da geldi sol bek. Fena değil. Şu bol bol pluslu adamlardan ne gelecek onu merak ediyorum. Benfica. Otamendi. Hadi bakalım. 83 plus, o 83 plus 10 tane. Evet abi, şu an buradayız ve artık bomba açılışlar geliyor. İngiltere, sol bek. Manchester United. Abi oldu mu şimdi bu ya? Heyecanlandırıyorsun beni abi, öyle bir çıkıyor ki hızlı hızlı. Sürekli insanın kafasında erkek oyuncu kim çıkacaklar? Bir anda bayanı patlatıyor. Abi 83 plus bir tane oyuncudan çıkara çıkara bunu mu çıkarttın ya? 83 plus 10 nadir diyor aslında, biliyor musun? Ben önce bunu açacağım arkadaşlar. Sonra bunu açacağım. En sonunda nadir mega paket açacağım. Çünkü bak, sonunda da abi bir 83 plus nadir oyuncu garanti eder diyor en az. Açtım. İspanya. Orta saha. Hadi oğlum. Pareo. Oo! Abi iyi de yani şu hızı görüyor musunuz? Hız, adam yürüyor sadece. Her türlü kullanırım. Aa bak, buradan ekstra bir şey ama 75-80 arası oyuncu seçimi. Kaleye Pickford geldi. Başka tek. Oo, Patrick Kluivert geldi. Bunu Türkiye Ligi'nde yaptığım zaman Patrick Kluivert'ı koyarım. Bol bol sözleşme. Kimyalar. Slavia Prag forması. Orlando Pride Stadyum teması. Matthews Rice.
Bunlar arkadaşlar satılabilir öyle. Ben bunu şu anda direkt satacağım sanırım. Oyuncu seçimini bir kullanalım. Bir dakika abi. Mbemba, Savani, Hernandez, Dominguez, Armani. Mbemba'yı aldım abi. Bir dakika, yoksa bunu mu alsam lan? Mbemba'yı aldım. Evet. Attım transfer pazarına. Transfer pazarında satılmazsa da abi sonradan onlar geri gelecek bana. O zaman en azından video içinde olmam ve onları kadro ayarlama görevlerine koyabilirim. Şimdi aga. Ya şunu en sona saklayayım diyorum ya. Evet abi. Esas nadir mega paketi açayım. Öbürünü de sona saklıyorum. Hadi bakalım, rast gelsin. Almanya. Orta saha. Barcelona. Bayan mı? Ooo, İlkay. Bu çok iyi oldu be abi. İlkay Gündoğan. Yakışır aslanım benim be. Yapıştır Mertens gibi. Güzel. Güzel oldu bu. Güzel. Bak, orta sahaya ihtiyacım var demişti. Jorginho vardı ama bir göreve yolladım gene onu arkadaşlar. Balde, Van Bissaka, Dodo, Kempf, Italiano. Oyuncu sözleşmeleri bol bol. Güzel. Buradan Endika, Paris Saint Germain forması. Rennes forması da geldi. Bak bunlar güzel. Şunları bir onaylayalım. Bunu değiştireceğim takımdakiyle. Bendekini de transfer pazarına koyuyorum. Gene bu fiyattan koyuyorum. Evet. Bu paketten çok umutluyum abi. Benzema'nın yanına gerçekten hızlı bir forvet istiyorum. Sağ bek, güzel bir sağ bek. Kesinlikle hayır demem. Güzel bir sağ orta sahaya da hayır demem. Bu bahsettiklerim 86 plus oyuncular. Bakalım neler gelecek. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Sana çok güveniyorum İspanya. Stoper. Stoperlerin var bir oğlum ya. Bayan verdi ya la. 88'lik. Stoperler bu arada 89'u Ruben Diaz'da, 86'lık Delikt var arkadaşlar. Sol bek Hernandez. Kullanırım. Kullanırım. Lukaku geldi. Bir yedek olur. Vallahi arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Çok. Gerçi İlkay'ı aldık be abi. İlkay'ı da aldık. Yok yok. Laf etmeyeceğim. Daha iyisini beklerdim. Ama olmadı. Şöyle bir ekstradan haftanın oyuncusu da gelse güzel olurdu. Bizim Yiğit mesela 90'lık Salah açtı. Bu paketlerden birinde. Burada şu bayanı tabii ki de, ben bu bayanı James Madison'ın görevine yollayacağım muhtemelen. Çünkü oradaki overall düşüktü. Bu 88. Bence yollarım gibi geliyor. Hernandez'i de kullanırım diye tahmin ediyorum. Bu iki bayanı da muhtemelen yollarım arkadaşlar. O görevi o şekilde tamamlamaya çalışırım. Fena değil. Fena değil. Kadroya geri dönelim. Şimdi bunlar zaten biliyorsunuz, bunlar illaki süreleri dolacak ve gidecekler. O yüzden abi şimdilik ben bir hesap kitap. Şimdi onların gittiğini düşünürsem buraya Pareo'yu koyarım. Yanına da İlkay'ı koyarım. Tamam mı? Bu şekilde yaparım. Ondan sonra sol bekte Smalı alırım buradan abi. Hernandez'i de oraya yapıştırırım. Hiç fena olmadı. Kimyala dediğim gibi sonuna oynayacağız abi tekrar. Hernandez sol orta sahada da oynuyor. Ama sol orta sahadaki adam hiç fena değil. Yine çıkarttığımız. Lukaku'yu yedeğe çekerim. David'i buradan alırım abi. Lukaku'yu da burada Morata'nın yerine koyarım. Yedekte dur. Bu arada kaleci sıkıntım var diye Livakovic'i aldım ucuz bulup. Transfer pazarından. Ama tabi Silesen çıkınca Livakovic yedeğe geçti. Takımı yedeklemek olarak aslında iyi adamlar var abicim. Bayağı 83'lük adamımız var tabi o paketlerden çıkan. O iyi oldu. Evet arkadaşlar, böyle çılgın gibi birikmeye başlayınca tabi bir anda da bir an önce açmam gerekiyor. Yoksa çok birikiyorlar ve ben de oyuncuları merak ediyorum. Aslında 5 paket açacaktım. Bir anda bütün görevleri yapmaya başladım ve öyle bir birikti ki abi 12 pakete kadar çıktı. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.